Bu videoda size Trendyol'da daha fazla satış yapabilmeniz için daha farklı ürünlerin nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Tabii ki buradaki amacımız sadece farklı ürün bulmak değil, aynı zamanda satacağımız ürünün karlı olmasını sağlamak ve bundle dediğimiz ürünleri benzeri ürünlerle birleştirerek daha yüksek sepet tutarlarına ulaşmak. Nasıl ürün bulabiliriz? Ürünleri bulduğumuz yerde ürünler karlı bir şekilde alınabilir mi? Ve Trendyol üzerine satılabilir mi? Bu kısımlar da çok önemli tabii ki. Ben şimdi size hepsini adım adım gösteriyor olacağım. Siz bu videoyu izlerken kısa bir araya girmek istedim. Yurt içi veya yurt dışında e-ticaret yapmak istiyorsanız ya da satışlarınızı artırmak istiyorsanız katıl bölümünde üyelere özel eğitimlerimize göz atabilirsiniz. İlk olarak en çok kullandığımız web sitesi alibaba.com Alibaba.com Çinli bir tedarikçi ve burada Çin'deki en büyük üreticiler Alibaba.com'da satış yapıyor. Bütün fabrikalar burada satış yapıyor. Şimdi burada Trendyol'da bandı olarak satmak isteyeceğiniz ürünleri bulmak için Alibaba.com'daki ürün fikirlerine göz atabilirsiniz. Örneğin ben burada Alibaba.com'a şu arama bölümüne mutfak gereçleri yazdım. Buraya mutfak gereçleri yazarak sağ taraftan da burada bakın bir dil seçeneği var. Türkçe dilini seçerek yaptığınız aramalarda mutfak gereçleri olarak en çok tercih edilen ürünleri bulabilirsiniz. Şimdi bu sayede buradaki ürünleri gruplayarak Birlikte satabilme fikri Bizim için çok mantıklı ve en büyük adımı da burada atmış olacağız. Biz burada mutfak gereçlerine baktıktan sonra hemen dönüyoruz Trendyol'a. Trendyol'a da mesela su ısıtıcı kettle yazdık. Mesela mutfakta kettle ürünlerini satmayı düşünebilirim diye bir karar verdik. Ve buraya su ısıtıcı kettle yazdık. Burada ilgili anahtar kelimeyi aratarak çok satanları filtrele yapmamız gerekiyor. Burada filtre bölümünde çok satanları seçiyoruz. Şimdi en çok satan kettle ürünlerine baktığımızda ve ilk sayfaya geldiğimizde ve en çok satanların arasına girdiğimizde ürününüzü diğer rakiplerinizden farklılaştıracak bir fikriniz olmalı. Çünkü burada kettle sonuçta bir kettle'dır farklı bir şey değildir. Baktığınız zaman tasarım olarak, yapı olarak ve amaç olarak aynı işe hizmet eder. Dolayısıyla burada bulacağınız kettle ürününü farklılaştırmanız sizin için mantıklıdır. Bunu da nasıl yaparsınız mesela örnek veriyorum. Ben genelde bir ürün fikri için Alibaba.com'u kullanıyorum demiştim. Şimdi burada kimi zaman e, ithal edebileceğim ürünlere, kimi zaman da Türkiye'de imal ettirebileceğim ürünler için bundle fikirlerine göz atıyorum. Bundle yani farklı, benzer bir ürünü bir ürünle bir araya getirme fikrine e, göz atıyorum. Ve genellikle bulduğum ürünleri tamamlayan yan ürünlere odaklanıyorum. Şimdi burada örneğin bir kettle ile birlikte bir termos mantıklı bir fikir olarak gelebilir. Ancak burada asıl amacımız kettle ürününü satmak. Yani ürünümüzü kettle kategorisinde listelemek ve termosu da kettle'ın yanında promosyon olarak vermek. Tabii ki bunu ama ilana ve ilan fotoğraflarına, Trendyol'daki tüm alanlara görsel olarak eklememiz gerekiyor. Ya bu sebeple e, ürün başlığımızda biz özellikle kettle'ı vurguluyoruz. Burada önemli olan konu bu. Şimdi dolayısıyla ekranda gördüğünüz gibi Fark edilir bir durum yaratmış olduk. Ee, burada yolda birçok kettle'ın arasında bizim ürünümüz gördüğünüz gibi yanındaki termosla birlikte listelenmiş oldu. Dolayısıyla benzer fiyatlarda satılan ürünler arasında kettle ürününün yanında termosun satıldığı bir listeye müşteriler daha fazla talep gösterecektir ve satın alma eğilimleri daha yüksek olacaktır. Şimdi hemen size bir örnek daha veriyorum. Burada bıçak seti kelimesini kullanarak Trendyol'da bir arama yapıyorum ve genelde çıkan ürünler sadece bir bıçak seti. Şimdi burada herhangi bir yan ürünle birlikte satış yapan satıcıların sayısı oldukça az. Yani yok değil elbette yan ürünle satış yapanlar var ama sayıları az. Dolayısıyla ben burada bıçak ürününe yan olarak ne koyabilirim? Yan bir ürün ne seçebilirim? Yine Alibaba.com'u kullanırım. Eğer bıçak ürününü Trendyol'da satmak istiyorsam bıçağın yanında farklı bir yan ürünü yine benzer stratejiyle uygulayabilirim. Ben özellikle Trendyol tarafında ürünler araştırırken bundle olmadan yani yanında başka bir ürün satılmadan satılan ürünleri bulmaya çalıştım. Bir listeye girdiğimde, listeye baktığımda bir ürün tek başına satılıyor mu, daha çok tek başına mı satılıyor ve çok mu talep görüyor bunları inceledim. Ve tek başına satılan ürünler arasında bundle kullanabilecek müsait ürünleri bulmaya çalıştım. Aslında bu ürünler bunlara birer örnek olmuş oldu. Şimdi aynı mantıkta ben yine Trendyol'a girdim ve ateş ölçer yazdım. Ateş ölçer yazdığımda genellikle sadece ateş ölçerin tek başına satıldığı ve yoğun talep gördüğü listelerle karşılaştım. Şimdi burada ateş ölçer çok iyi bir fikir. Çünkü bir ateş ölçerle bundle yapabileceğiniz çok fazla... Ürün fikri var. Yani çok satan ateş ölçerlerin sadece tek başına bir ateş ölçerden ibaret olduğunu gördüğümüz için burada müşteri olarak şunu düşünmemiz gerekiyor. Kendimizi müşterinin yerine koymamız gerekiyor. Ben bir ateş ölçer alsaydım yanında ne alırdım? Hemen şu fikir ortaya çıkıyor. Tabii ki pil. Yani pili ateş ölçerle birlikte vermek ve ilanda farklılaştırarak bunu insanlara göstermek çok cazip olabilir. Diğer bir seçenek de fırsat paketleri. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bir örnek görsel var. Burada mevcut bir ürünü e, toptaynısından alarak daha önce yapılmamış çoklu paketler halinde satmak bize kargo avantajı sağlayacak. Ve dolayısıyla böylelikle karlılığımız da yukarıya doğru çıkmış olacak. Bu da mantıklı bir fikir olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir diğer bundle fikri de mevcutta çok satan ve tekli satılan ancak müşteri tarafından düzenli alınabilecek olan ürünleri toplu olarak satmak. Yani bunlar nedir? Ekranda gördüğünüz gibi e, kedi kumu kedi maması, köpek yemeği gibi ürünler. Şimdi burada tekli listeleme yerine üçlü, altılı avantajlı paketler oluşturulabilir ve bu da bize mantıklı bir kargo avantajı sağlar ve kargo avantajı sağladığı gibi aynı zamanda da fiyatlarımızı da daha mantıklı bir seviyeye çekebiliriz ki tek başına satmaktan çok daha mantıklı. Evet bu örnekler tabii ki benim keşfettiğim ve Trendyol üzerinde normal arama yaparak tespit ettiğim örnekler. Bunu çeşitlendirebiliriz, genişletebiliriz. Farklı farklı ürünler karşımıza çıkabilir. Burada ortak mantığımız şu. İnsanların satın almayı tercih ettiği ürünlerin yanına ilave olarak onlar hangi ürünleri satın alabilir o ürünü onun yanına yerleştireceğiz ve Trendyol'da hem görsellerde hem başlıkta hem açıklamalarda bu iki ürünü beraber sunacağız. Bir ürünün kılıfı olabilir, bir ürünün pili olabilir, bir ürünün yanında satılabilecek başka bir şey olabilir. Kaşık satıyorken kaşın yanına çatal koymak olabilir. Dolayısıyla birlikte alınabilecek ürünleri bu şekilde sunduğunuz zaman hem sepet ortalamanız artmış olacak hem de karlılığınız artmış olacak. Çünkü kargo maliyetiniz de düşmüş olacak ikisini beraber gönderdiğiniz için. Ve aynı zamanda eğer bir ürünü hiç bundle yapamıyorsanız yani başka bir ürünle birleştiremiyorsanız hiçbir şey yapamıyorsanız en kötü üçlü, beşli, altılı paketler halinde trend koymak yine avantaj sağlayacak. Çünkü müşteriler burada düzenli bir alışveriş yapıyor, düzenli bir ürün satın alıyor. Dolayısıyla siz müşteriye bu ürünleri toplu bir şekilde sunduğunuz zaman hem müşteri için daha iyi olacak hem de sizin için kargo avantajı sağladığı için daha karlı, daha mantıklı bir operasyon olacak. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Gelecek videolarda da benzeri konuları işlememi istiyorsanız da mutlaka yorumlar bölümünde bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.